Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda TradingView için hazırladığım 3 tane göstergeden bahsedeceğim. Bu göstergeler aslında birkaç tane tabloyu içeriyor. Bu tablolarda hisselerin temel analiz verilerini bizim karşımıza çıkartıyor. Kısaca bahsedeyim. Tabloyu grafiğinizi eklediğinizde kalem kalem hissenin temel analiz verisinin adı, son dönemdeki verisi, milyon cinsinden veya artık yüzde cinsinden size burada gösterecek ve bir önceki dönemdeki verisini size getirecek. Peki bu tablolar nerede kullanılıyor? Biliyorsunuz ben kısa zaman önce temel analiz çalışmaya başladım. Hisse tarafına yoğunlaşmaya başladım. Bu yüzden temel analizde bazı verilerin kullanıldığını gördüm. Bazı verilere dikkat edildiğini gördüm. Tabi buradaki son 10 çeyrek, son 5 çeyrek gibi verileri göremiyoruz. Ama en azından son 2 dönemi Göstermek hangi verinin ne olduğunu Tek seferde ekranda görmekte Çoğu kişiye zaman kazandıracaktır diye düşünüyorum Yani burada aslında bir yorumlama yok Temel analiz verilerini grafik üstünde görmek için Yapılmış bir çalışma var Peki hangi verileri görüyoruz Şimdi burada 3 tane gösterge var ben bunları teker teker açıp kapatacağım Bilanço tablosu diyor Bilanço tablosuna tıkladığımda ayarlarda 2 tane benim seçeneğim var Mali zaman aralığı tablo seçimi mali zaman aralığında verilerimin mali çeyreğe göre mi yoksa yıllık verilerine göre mi gelmesini istiyorum. Onu seçiyorum. Ya da tablo seçiminde de artık yükümlülükler, sermaye ve nakit akışı tablosunu mu görmek istiyorum onu seçiyorum. Şimdilik varlıklarda ve mali çeyrekte kalsın. Tamam dediğimde burada bilanço tablosunda açıklanan varlıklar adı altındaki başlığın altındaki verileri görüyorsunuz. Peki burada yükümlülüklere tıkladığımda Yine bilanço tablosunda açıklanan yükümlülükleri burada göreceksiniz. Yine burada milyon cinsinde falan yazıyor. Eğer burada sıfır yazıyorsa muhtemelen gelen veri naldır ya da veri gelmemiştir oradan. Öyle bir veri açıklanmamış da olabilir. O yüzden burada sıfır yazıyordur. Çok dikkate almayın. Daha sonra sermaye kısmına tıkladığımda yine dağıtılmamış karlar, ödenmiş sermaye, azınlık faizi gibi verileri siz burada çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ortak sermaye toplam. Burada renkli bir şey varsa muhtemelen altındakilerin veya üstündekilerin toplamıdır şeklinde düşünebilirsiniz. Yani aslında bir ana başlık şeklinde düşünebilirsiniz. Nakit akışına tıkladığımda da yine burada işletme faaliyetlerinden gelen nakit, yatırım faaliyetlerinden gelen nakit finans faaliyetlerinden gelen nakit ve serbest nakit akışı adı altındaki verileri son dönem ve önceki dönem adı altında görebiliyorsunuz. Tamam bastım. Ben bilanço tablosu alt, adı altındaki göstergen benim bu kadar. Bu göstergenin içerisinde hem nakit akışı hem sermaye hem yükümlülükler ve hem de varlıklar verileri var. Bunu tamam deyip artık kapatıyorum. Gelir tablosunu açıyorum. Gelir tablosunun ayarlarına tıkladığımda yine bir zaman aralığı seçiyorum ve yine tablo seçiyorum. Bu sefer burada iki tane tablo var. Bu tabloya geldiğimde birincisi gelir tablosu. Tamam diyorum. Bürütkar, toplam gelir, malların maliyeti, işletme giderleri, faaliyet gelirleri, faaliyet giderleri vesaire. Buradaki milyon cinsinden bu verileri görebiliyorsunuz. Tekrar ayarlara tıkladığımda gelir tablosundan çıkıp sayısal verilere tıklıyorum. Sayısal verilerde de Yine hissenin vergi öncesi geliri, kazançlardaki öz sermayeleri, vergileri, seyretme ayarları, işte favök, toplam faaliyet giderleri vesaire hep burada gözüküyor. Tamam, geldim buraya. Piyasa çarpanlarına tıklıyorum. Piyasa çarpanlarını özellikle çok fazla kullanıyorlar. Ve, işte fiyat kazanç değeri, FD bölü favök, PDDD değeri, piyasa değeri, bölü defter değeri gibi değerler hisse değerlemesinde çok kullanılıyor diye gördüm. Tabi herkesin kendine ait veya genel kabul görmüş hisse değerleme modelleri olduğunu fark ettim. Ama genel olarak bu veriler kullanılıyor. Ve ben bu verilerin doğruluğunu karşılaştırırken findtables.com'dan faydalandım. Oradan da bir pro üyelik satın aldım. Orayı da temel analizde kendimi geliştirirken kullanıyorum bilginiz olsun. Temettü verimi, favök varcı, fiyat satış ileri oranı ile ilgili veriler burada mevcut. Ayarlardan diğer oranlara tıklıyorum. Tamam dediğimde de burada da hisseye ait diğer oranları görebilirsiniz. İşte maddi öz kaynak karlılığı yüzde cinsinden yüzde 31, hızlı oran 0.91, stok devre, nakit borç oranı gibi verileri buradan teker teker görüp işleyebilirsiniz. Son dönem ve önceki dönem karşılaştırmalarını da yapabilirsiniz. Ee, bu göstergelerin her birini ben ayrı ayrı paylaşacağım. Videoda da videonun altına da bırakacağım. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bu göstergeler, bu tablolar kullanışlı geldiyse gerçekten de temel analizi yaparken grafiği açtığımda direkt sallıyorum buradan. Bir tane hisseye girdiğimde direkt bu verilerin gelmesi beni uğraştırmayacak bir şeyse bu arada hissecilere sesleniyorum temel analizlerin işini kolaylaştıracak bir şey ise yorum atın, eleştirilerinizi atın, bunları geliştirelim. Şöyle de bir şey düşünüyorum. Buradaki piyasa çarpanları bölümüne tablo seçiminden değerleme modelleri diye bir buraya seçenek koyup kabul görmüş değerleme modellerine göre hissenin fiyatlarının da olması gereken fiyatlarının da bulunduğu bir tablo ekrana çıkartmak istiyorum. O yüzden ee, bu konuda bana fikir verirseniz çok sevinirim. Beni TradingWave'den Fibonacci yazarak bulabilirsiniz. Twitter'dan da Only Fibonacci yazarak beni takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, ee, diğer videolarda görüşmek üzere.